Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam kıvamında şeftali reçeli hazırlayacağız. Şöyle 2 kilo kadar şeftalimiz var. Onları yıkayalım. Daha sonra yapım aşamalarına geçelim. Yıkadığımız şeftalileri çok kalın olmayacak şekilde kabuklarını soyalım. Bu arada şeftalileri alırken ne çok sert ne de çok yumuşak olması gerekiyor. Reçel olarak hazırlayacaksanız. Biz ağaçtan topladığımız şeftalilerle yaptık ve ziyan olmasını istemediğim için hani karışık olarak kullandım. Bazı şeftaliler gördüğünüz gibi biraz ezilmişti. Ve çekirdeklerini ayıklayalım kabuklarını soyduktan sonra. Daha sonra doğrama işlemine geçeceğiz. Yumuşak olduğu için şöyle çekirdeklerini kolay bir şekilde alabiliyoruz. Şeftalilerimi kabuklarını soydum. Çekirdeklerini ayıklayıp ikiye böldüm. Bu şekilde hazırladım. Şimdi şeftalileri doğrama kısmına geçeceğiz. Şeftalileri elma dilimi gibi doğradıktan sonra küp küp doğruyorum. Çok küçük doğramayın. Kaynarken dağılırlar. Bulamaç gibi olmasını istemiyoruz. Biraz kaşığa bıçağa gelecek şekilde kahvaltıda kullanacağız. O yüzden çok böyle ince ince doğramayın. Hatta şeftalileriniz çok yumuşaksa biraz daha büyük doğrayabilirsiniz. Çünkü kaynama aşamasında gerçekten eriyebiliyorlar. Bunu göz önünde bulundurarak büyüklüğünü sizler ayarlayabilirsiniz doğrarken. Tüm şeftalilerimizi doğradık, hazırladık. Şimdi bunları tencereye alacağız ve şekere yatıracağız suyunun çıkması için. Derince bir tencerenin içerisine doğramış olduğumuz şeftalileri alalım. Ben tam tarttım. 2 kilo şeftali kullandım. 2 kilo şeftaliye de 2 kilodan 2 su bardağı eksik toz şekeri ekledim. Ve kapağını kapatarak vaktiniz varsa bir gece, vaktiniz yoksa da en az 5-6 saat bu şeftalinin suyunun salmasını beklemeniz gerekiyor. Şeftalileri suyun içerisinden alacağız şimdi. Beklettik. Yeteri kadar suyunu bırakmıştı. Delikli bir kepçe yardımıyla şeftalileri suyun içerisinden alalım. Bu arada birazdan göreceksiniz. Şeftali suyunun çıkarmış olduğu suyun rengi böyle biraz kırmızı oldu. Bunun nedeni de hem şeftalinin cinsiyle alakalı olabilir diye düşünüyorum. Hem de çekirdek kısımlarının gördüğünüz gibi biraz fazla kırmızıydı. Fazla olgunlaşmıştı. O yüzden böyle kırmızı bir su çıkardı. Dolayısıyla şeftali reçelimin rengi de böyle daha bal gibi sarı olmadı. Şimdi bu suyu ocağın altına açtım. Şerbetimizi kaynatacağız. Yaklaşık bir 40 dakika kadar kaynadıktan sonra kısık ateşe alacağız. Bu şekilde bu şerbeti kaynatacağız. Neden şerbeti kaynatıyorum bu şekilde? Şeftalileri içerisine attığım zaman dağılmaması için. Kaynattım, kıvamı da oluştu. Köpürdükten sonra üzerindeki birikmiş olan böyle sarı köpükleri bir kaşık yardımıyla alalım. Böyle şerbetimizin kıvamı da istediğimiz görüntüye ve koyuluğa ulaştıktan sonra bir yemek kaşığı limon suyu ekledim ve bir dilim limon attım içerisine şeftalilerim, reçelim şekerleşmesin diye. Daha sonra doğramış olduğumuz şeftalileri bu şerbetin içerisine atacağız. Tam olarak dediğim gibi 40 dakika kadar kısık ateşte kaynattım. Doğramış olduğumuz şeftalileri kaynamakta olan şerbetin içerisine atıyoruz. Bu şekilde de tam 30 dakika kadar kaynattım. Şerbetle şeftaliyi birlikte kaynattığınız zaman şeftalileriniz dağılabilir. Şerbetin kıvamını da bu şekilde daha iyi kontrol edebilirsiniz. İlk defa yapacak olanlar. Şimdi ocağımın altını tekrar açıyorum. Şeftali ile birlikte şerbet kaynadıktan sonra şöyle bir köpürdükten sonra kısık ateşe alacağım. Ve 30 dakika kadar kısık ateşte reçelimin koyulmasını bekleyeceğim. Şöyle kısık ateşe aldım kaynadıktan sonra. Kıvamı da yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şu an hala sulu görünüyor reçelim. Çok fazla karıştırmadan, ezmeden tekrar reçelimizi kaynamaya bırakalım.
Şöyle reçelimin kıvamı oluşmuş durumda. Çok fazla kaynatmayacağım. Görüntüsünün ve kıvamının çok koyu, yapış yapış bir reçel olmasını istemiyorum. Biraz daha sulu bırakacağım. Çünkü zaten dolaba girdiği zaman kıvamı daha da koyulaşıyor. Bu sefer yapış yapış bir reçel olacaktır. 250 gramlık kavanozlar tercih ettim ve reçeli sıcak bir şekilde bu kavanozların içerisine pay ediyorum. O yüzden hızlı bir şekilde, dengeli bir şekilde kavanozlara reçellerimizi paylaştıralım. Toplamda 3 tane 250 gramlık, 1 tane de yarım kiloluk şeftali reçelimiz oldu. Sıkı sıkıya sıcak bir şekilde kapaklarını kapatıp tutturalım. Ters bir şekilde kapatalım. Bir gün boyunca o şekilde beklesin. Daha sonra kontrol edebilirsiniz kapakların tutup tutmadığını. Şöyle reçelim de hazır. Bir kısmını da kahvaltıda yemek üzere ayırmıştım. Kıvamı ve görüntüsü bu şekilde. Dediğim gibi kıvamının koyu olmasının sebebi çekirdek kısmındaki kırmızılıkların fazla olgunlaşmış olmasından kaynaklı. Ama tadı şahane ve kıvamı da tam istediğim gibi. Asla ne sulu ne de yapış yapış bir reçel olmuyor. Sizler de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kış için tam mevsimiyken yapabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de sağ alttaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Bugünlük tarifimizin de sonuna geldik. Yeni tariflerde ve videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.